Evet. Arkadaşlar bu balık küçük. Ben bunu geri salacağım arkadaşlar. Bakın süper. Ama bir hatıra fotoğrafı öncesinde. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olsun. Hadi bakalım git. Evet. Gitti arkadaşlar. Güvenle geri döndü. Major Craft Sardalya Glow iş yaptı. Mavi Glow. Sardine mi diyorlar ne? Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Mera'ya ulaşmak için bu dik yamaçları tırmanacağız ve sağ tarafımız uçurum olan dar patikalardan geçeceğiz. Birazdan da göreceksiniz zaten. Bu Mera'ya ilk defa geliyorum. Burası Meydanköy'ün üst tarafları, Karamağara'ya doğru. Burada çok güzel, harika balıklar çıkabiliyor zaman zaman. Kısmetle alakalı bir şey. Ama balıklara ulaşabilmek için öncelikle bu zorlu parkuru aşmak gerekiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmak lazım. Tamam. Çok dikkatli ol. Kayarsan uçurum. O yüzden bastığın yere iki defa bas. Ya Allah. Sırtını da öne ver. Ağırlık çantanda ya, yiyecekler. İşte burası ya. Gel bak. Resmen keçi yolu. Tabiri caizse keçi yolu. Burada yavaş yavaş tırmanmaya başlıyoruz. Bak işte biz hiç bilmiyoruz bu tür yerleri. Ve yükseklik zaman zaman 80 ile 100 metreyi bulabiliyor. En zirve yerinde sanırım denizden yüksekliğimiz kesinlikle 100 metrenin üstünde. Arkadan değil mi? Hayır, buradan yok, yer yok. Gel. Kameram geniş açı lens olsa da aldanmayın görüntüye. Hakikaten 50 santim sağ tarafım uçurum ve buradan geçerken korkmuyorum dersem yalan söylemiş olurum. Bakın bu karşıda gördüğünüz koya yüzmek için gelenler var. Ama biz yüzmeye gelmedik, balık avlayacağız. Şimdi gittikçe de yükseğe çıkıyoruz ve sağ tarafım komple uçurum. Oldukça tehlikeli. Bakın, bakın görüyor musunuz? Bakın aslında aşağı bakmamak lazım. Zaten ben de büyük çoğunluğunda dikkat ediyorum, önüme bakıyorum. Burada gerçekten çok tırsmıştım buradan geçerken. Burası oldukça ürkütücü. Şuraya bakın, sağ tarafıma bakın. Aman Allah korusun, bir balık uğruna değmez. Ancak Mera'ya inen başka yolda yok. Hayatımda ilk defa bu tarafa geldim diyebilirim. Arabayı park ettiğimizle Mera arasında yaklaşık 1500 metre mesafe var. Fakat işte gördüğünüz gibi bu mesafeyi almak kolay değil. Bu mesafeyi alırken en büyük tesellimiz manzara. Gerçekten de nefis bir manzarası var. Sağ tarafınız komple deniz, sol taraf dik yamaçlar ve dağ. Sence buradan mı, buradan mı? Dur bakayım, dur. Yok, bu kapalı. Evet, tırmandık ve yolun zirvesine yetiştik. Şimdi buradan inişe başlıyoruz. Yavaş yavaş Mera'ya doğru ineceğiz. Sağ tarafım yine uçurum. Bakın, bakın görüyor musunuz? Beni ürkütüyor. En büyük korkum bastığım bir taşın hareket edip yerinden oynayıp beni düşürmesi. Bu yüzden taşlara iki defa basıyorum. Temkinli olmakta büyük fayda var. Diğer elim boşta. Tutabileceğim ne varsa tutuyorum. Bak şu taş oynuyor. Burada çok dikkat et. Bunlar yukarıdan kopan taşlar. Kesinlikle yani elini vur. Gel. Yavaş. Yüksek bir yerden geçerken genelde size aşağı bakma derler. Tamam da nasıl bakmayın? Manzaraya bakar mısın? Masmavi denizin yeşilli oluşturduğu tona bak. En korktuğum şey oynayan taşlar. Bak buraya da kesinlikle böyle trekking pantolon lazım. Dikenler mahvetti.
Yok oğlum, bu doğal oluşum lan. Baksana, görmüyor musun? Oyma yok, bir şey yok. Oynuyor şu taş, oynuyor. Of. Müthiş bir sabah sporu yaptım. Ve işte av yapacağım yeri görüyorum. Şu aşağıdaki beyaz taş parçası. Onun üzerine ineceğiz. Onun üzerine de inmek hiç kolay olmadı. Çalıların örttüğü daracık bir patikadan indik. Oltayı çarptık. Evet. Kendinizi çok yetenekli sanabilirsiniz. Bir keçi gibi atlayıp zıplayıp inip tırmanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, doğa hata affetmez. Bacaklarımızı ve kollarımızı çizen dikenlere rağmen ayağımızın altından kayarak bizi düşürecek taşları kontrol etmeyi asla ihmal etmiyoruz. Arkadaşlar, indiğimiz yerlere bakın. Bunun gibi onlarca yerden indik. Bakın şurası uçurum. Demin şu mağaradaydım. Evet, buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle şakası yok. Kaydığınız anda yerle bir olursunuz. Çok ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz. Ve buraya şortla gelmek büyük hata. Hatamın bedelini ayaklarıma batan dikenlerin verdiği acıyla ödüyorum. Ah. Evet. İşte geldik arkadaşlar. Mera burası. Burada yaklaşık bir 4-5 saat geçireceğiz. Evet arkadaşlar, Kara Mağara'dayım. Kara Mağara'ya geldim. Zorlu patikalardan geçtim. Ve bu koya geldim. Şimdi hemen hazırlığımı yapacağım. Ve atışlara başlayacağım. Evet, hiç vakit kaybetmeden hazırlığımı yapıyorum. Tabi hazırlığı yaparken size takımdan bahsedeyim. Kamışım 2.90 Shimano Colt Sniper, makinam Stella 4000. Üzerinde jigging misinam var. 300 metre misina var. Ve burası bir jig merası arkadaşlar. Ben de burada sadece ve sadece jig kullanacağım. Jig yapacağım. Bakalım, inşallah güzel av olur. Bütün bildiklerimizi uygulayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel av yaparız. Evet, misinanın bütün halkalardan geçtiğine emin oluyoruz. Evet arkadaşlar, ben hazırım. Evet, hazırım ve ilk atışımı gerçekleştiriyorum. Mera derinliği yaklaşık 4-5 metre ve parça kayalık var. Slow bir jig yapsam kesinlikle takılacaktır. Bu yüzden casting jig kullanıyorum. Birinci atışım boş olsa da ikinci atışta bu aksiyonda balık geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldım. Evet. Evet arkadaşlar. Aldım. Arkadaşlar, bu balık küçük. Ben bunu geri salacağım arkadaşlar. Bakın, süper. Ama bir hatıra fotoğrafı öncesinde. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olsun.
Hadi bakalım git. Evet. Gitti arkadaşlar. Güvenle geri döndü. Major Craft Sardalya Glow iş yaptı. Mavi Glow. Sardine mi diyorlar ne? Bu avımız bu şekilde geçti arkadaşlar. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.